Üzüngülüyor başkanım. Olsun artık yani. Etimesgut maç 9 maçlık seri. Evet. Rize'de bir hoca değişikliği, üst üste gelen galibiyetler. Evet. Ne zamandır bu sezon ben senin yüzünü böyle görürken, keyifle maç izlerken görememiştim başkanım. Bu iş böyle. İnsan yenildiği zaman sıkıntı oluyor tabii. Yani böyle rahat yendik, iki takım da başarılı olunca gayet güzel gidiyor. İnşallah yani bu hafta herhalde playoff'a kalamadık ama önümüzdeki hafta inşallah Konya'yı yenmek kaydıyla playoff'a kalırız diye düşünüyorum. Şimdi başkanım ne oldu? Devre arasında bu takıma ne yaptınız? Birden böyle takım tempo. Taner Hoca değişti. Ama evet. Kadroda çok ciddi bir yenileme olmadı. Aksine giden oyuncu sayısı fazlaydı. Evet. Etimesgut bu işi nasıl başardı başkanım? İşte esas şey orada. Dokunmak istediğimiz nokta orada. Şöyle çocuklar kendi aralarında iyi bir diyalog kurarsa, hocayla da bunu pekiştirirse ne oluyor o zaman? Başarıyı yakalıyorsun. Bak bu şekilde oldu. Yani içeriden bayağı bir oyuncu göndermemize rağmen yeni gelen bir tanem, iki tanem herhalde bir çocuk var. Bu şartlar altında bak çok iyi bir takım çıktı ortaya. Demek ki alttan gelen çocuklara ve oynatmadığın çocuklara da biraz şans tanımak lazım. Şans tanıdığın zaman bak çocukların kendilerini gösterme şansı oluyor. Ve bizim çocuklar da kendilerini gösterdi. Gayet güzel gidiyor Etimesgut. Başkanım şimdi Etimesgut'ta şöyle bir ekstra durumu yaşamaya başladık. Bunu son 1-1,5 senedir yaşıyoruz. Telefon açıp ya benim oğlum, yeğenim çok iyi futbolcu olacak. Seni şu Ankara Gücü'ne söylesen, Gençler Birliği'ne söylesen laflarını ben yıllardır duyarım. Ama artık Etimesgut Belediyespor'a söylesen ricalarını duymaya başladık. Bu demek ki yani bu futbol camiasında konuşuluyor ki Etimesgut Belediyespor'da bir şeyler doğru yapılıyor ve insanlar buraya gelmek istiyorlar. Evet, Etimesgut Belediyesi'nde bir şeyler değil, her şey doğru yapılıyor. Etimesgut Belediyespor Kulübü gerçekten Türkiye'de örnek alınacak bir kulüp. Sadece Etimesgut Belediyespor Kulübü'nün tüzüğüyle, yönetimiyle, yöneticileriyle, belediye başkanıyla, şehriyle örnek alsınlar, Türkiye'deki futbol kurtulur. Hiç başka bir şey aramaya gerek yok. Sadece Etimesgut Spor'un tüzüğünü alsınlar, ne şekilde yönetiyor baksınlar, Türkiye'de kesinlikle futbol kurtulur. Onun için yani Etimesgut Spor bence değerli bir kulüp. İnşallah Süper Lig'de de Etimesgut Spor'u görürüz. Şimdi Etimesgut'u Tamer Hocam'la da futbolcularla da konuşacağım ama şimdi başka bir mesele var. Yıllar önce Etimesgut Belediyespor'da siz tüzüğe yazdınız ki kulüp başkanları ve yöneticiler kulübün borcuna... Başkanım biz üzerimize düşeni yaptık. Maç 9 maçtır yenilmiyor başkanım. Hasan başkan sen değil. Hani. Hasan başkan Murat verecekmiş primi. Murat söyle Murat. Onu o ne be ne olsun? Bu iyi. Başkanım, başkanım yapın gereğini. Koyun biraz. Dört. Bravo başkanım. Dört, iki, yedi. Tamam, iki. Özkan, sen hazır buradasın. Başkanım, yanına ben seni bağlayayım. Bir dakika, şimdi. Başkanımızdan aldık. Evet. Sıra belediyemizde. Aynen belediyemizde. Evet, bravo. Evet. Bir dakika. Siz 20'yi de hak ediyorsunuz. Eyvallah, maç almaya devam edin. Olsa da versek. Ama şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir dakika. Arkadaşlar, Asap başkanımız bir şey vermiş. Gönül ister ki daha fazla verelim ki inanın ki olacak. Bir dahaki maça başkan müsaade ederse biz söyleriz, tamam mı? Müsaade ediyor ya. Hadi bakalım. Bravo. Bu güzel bir şey ya. Duydunuz değil mi çocuklar? Konya maçının tribini. Söz. Başkanım, Özkan, sen şöyle gel be. Başkan lafın üstüne laf olmaz. Özkan'ı ben yıllardır tanırım. Gençlerimden tanırım. Sağ ol, teşekkür ederim. Özkan, kariyer
kariyerinin zirvesinde. İyi gol yemiyor. Hafta, kaç hafta oldu doğru gol yemeyelim? 4 hafta oldu. 4 haftadır gol yemiyor. Takım kaptanı. Haftadır. Şimdi evet. Hasan Başkanıma sordum. İlk yarı ile ikinci yarı arasında ne değişti? Ya, ilk yarıda aslında üzerimizde çok büyük bir şanssızlık vardı. Gene iyi mücadele ediyorduk, şey yapıyorduk. Ondan sonra giden arkadaşlarımız oldu, gelen arkadaşlarımız oldu. Bir maç kazandıktan sonra da gerçekten üzerimizde şanssızlığı kırdık. Çok güzel de bir aile ortamımız var. Hani bu burada evet. Okullar için söylemiyorum. Hasan Başkan'ın da hayatın başımda her kamp akşam bizimle oluyorlar. Hani sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Yeri geliyor beraber oyun oynuyoruz. Bu konuda biz çok büyük şanslıyız. Yani bu kulüp üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yerine getiriyor. Bu da takıma da yansıyor. Arkadaşlar da hani çok pırıl pırıl zaten arkadaşlar. Bir aile ortamımız var ve bu da sahaya yansıyor, başarıya yansıyor. Her şey artık hani kendiliğinden geliyor. Kötü olan bir şeyler vardır. Sen onları söyle. Kötü olan bir şey gerçekten yok. Yani. Bak, her şey doğru dedi. Şimdi eksik varsa hazır yasana yakalatamasan abi onu sorayım. Yok yok Allah razı olsun gerçekten hani her zaman söylüyorum hani burada için de söylemiyorum. Yani şu kulüp şartlarında ikinci ligde yani hani gerçekten bulunmaz bir kulüpteyiz. Bu hani tesisimiz olsun. Hani Allah razı olsun, maddi durumumuz olsun. Her şeyden ötesi gerçekten bu hani saygı sevgi konusunda. Bazı yerlerde hani para bulunur, bazı yerlerde tesis bulunur. Ama hani hiçbir yerde gerçekten saygı sevgi kolay kolay bulunmaz. Samimiyet hiçbir yerde bulunmaz. Biz bunlara sahibiz. Bunlara sahip olduğumuz için de bu kulüp gerçekten hak ettiği yere doğru emin adımlarla gidiyor. İnşallah birinci ligde de taşırsınız. Ben seni birinci ligde de takımın kalesinde gördüm. İnşallah. Bu taşlarına gurur duyarım. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başkanım tam soruyu soruyordum. Yarım evet, kaldı. Evet. Şimdi siz kendi tüzüğünüze koydunuz. Başkanlar ve yöneticiler kulüplerin borçlarından sorumlu dediniz. Bunun üzerine bir Kulüpler Birliği futbol kulüpleriyle ilgili bir yasa tasarısı geldi. Biz herkes bekliyordu ki bu Hasan Kartal'ın Etimesgut Belediyespor'da uyguladığı model Türkiye'deki bütün kulüplere kanunen zorunlu olacak. Ama gördük ki aslında böyle bir şey gelmiyor. Sadece kongrede alınan borçlanma yetkisinin üstüne çıkılırsa deniliyor ki onlar da borç muhabbetler. Niye yapılamıyor başkanım bunlar? Şimdi şöyle tabii mevcut kulüpler üzerinde bunu koymak biraz zordur. Niye? Mevcut kulüplerin bayağı bir borçları var. Bu borçları üstlenmesi biraz zor olur. Ama ona da belli bir şartlar getirebilirsiniz. Ama en azından yeni kurulan dernekler, yeni kurulacak futbol kulübüyle ilgili anonim şirketlere de bir madde eklemek kaydıyla yöneticileri tamamen sorumlu tutabilirsiniz. Bunu koyabilirdiniz. En azından hiç değilse bundan sonra yeni kurulacak derneklerde, futbol kulübü derneklerinde borçlardan başkan ve yönetim kurulu sorumludur diye bu konulabilirdi. Hani bunu niye koymuyorlar bilmiyorum. Onun dışında mevcut borçlu kulüplere geldiğimiz zaman da mevcut borçlarını ve borçlarının artıracağı, getireceği borçlar hariç olmak kaydıyla yeni borçlanmalar ve yeni idare şekliyle oluşacak borçlardan başkan ve yönetim kurulları sorumlu olacak gibi bir çalışmayla, bir teknik çalışmayla bir şey getirilebilirdi. Maalesef onu da getirmediler. Bilmiyorum yani futbol kulüplerini düzeltmek bence kolay ama düzeltmek isteyen de kimse yok. Yani Rize'de zaten kendi ekonomik ayakları üzerine basan bir kulüp yapısı var. Bu güzel. Ama bu sene lig biraz farklı başkanım. Takım sayısını arttı. Ligde kalma mücadelesi veren şu anda 7-8 takım var. 2 maç kazan, 3 maç kazan, 2 maç kaybedince yine ateş hattındasın. Bu sene size de korkulu rüyalar oldu mu? Şimdi çok da teknik direktör değiştirdiniz. Thomas'la başladınız, Sumedika, evet. Şimdi evet. Bülent Hoca. Evet. Şimdi tabii yani neticede kulüpteki sporcuları bir kere değiştirme şansın var arada. Ondan sonra o sporcular devam etmek zorundasın ama hocayı istediğin gibi değiştirebiliyorsun. Onun için yapabileceğimiz tek şey hocayı değiştirmek. İşte hocayı değiştiriyoruz. Ha heyecan. Aşağıda da var, yukarıda da var. Bu heyecanın bitmemesi de iyi. Futbolun zaten güzel tarafı o. İnsanlara heyecan versin. İşte o heyecanı da yaşıyoruz. Bu sene inşallah Rize'de küme düşme potasında olmaz. Ankaracı Gençler Birliği onlar da topladılar. Ama çok keyifli bir mücadele göreceğiz. Evet. Şimdi Etimesgut'ta bu sene playoff'tan inşallah çıkar ama gelecek sene artık biz tamamen ayakları yere basar. Doğru gelecek sene birinci lige çıkacak bir takım kuracağız diyebiliyor muyuz başkanım? Şimdi şöyle tabii Etimesgut Spor'un altyapıyla ilgili baktığın zaman, tesislerle ilgili baktığın zaman anca yeni yeni o aşamaya geldik. İşte tesislerimiz bitti, gayet güzel Süper Lig havasında çim bir tesislerimiz var. Adır, belediyede burada çimler yani, serildi mi? Yani yok, daha ihalesi yapılmadı ama ihalesi sanıyorum yapılacak. Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel de maçı izlediler. Onun söylemi de, dünkü söylemi de bir an önce ihalesini yaptırıp hem stadı hem de sahaları yaptırmayı ihalesini yapmayı düşündüğünü bize aksettirdi.
söyledi. Şimdi onlar yapılırsa hiç sorun kalmaz. Ondan sonra bir üst lige çıkabilirsin. Ama şu halimizde bir üst ligde olduğumuzu düşünelim. Sahada sıkıntı var. Sentetik saha. Antrenman sahan bitmemiş. Stadın tam bitmemiş. Bu şartlar altında yukarıya çıkmaması lazım. Ben bunu şeye de söylüyorum. Yani yeni yasaya da konmasını istiyorum. Bir kulübün Süper Lig'de olması için gereken şartlar, birincilikte olması için gereken şartlar ve aşağıya doğru indikçe hepsinde gerekli altyapıyla ilgili ve tesislerle ilgili belli şartlar olması lazım. O şartları sağlamak kaydıyla yukarı çıkması lazım. Mesela bizde şimdi geçen sene çıksaydık veya bu sene çıksaydık hep sıkıntı yaşardık. Tesis aynen anlamında, saha anlamında. Ama inşallah seneye her şeyi tamamlarız, gayet güzel gider. Bir saha daha yapıyorsunuz, tesis yap daha yapıyorsunuz herhalde. Bağlıca yapıyoruz, da oturumu geçince evet, orada bir çalışma alt daha var. Altyapıyla ilgili. Orası sırf altyapı tesisi. Tabii tabii, altyapı. Oraya da biraz altyapıyla ilgili. Yani şimdi esas tabii temel altyapıdır. Altyapıyla ilgili mutlaka çalışmak lazım. İşte altyapıyla Mesut Şahingöz Başkanımız da bu işin altın şeyinde yoğun bir şekilde altyapıyla ilgileniyor. Altyapıdan çocukları çıkarmak lazım. Bak bugün sanıyorum bir iki tane çocuğumuz da oynadı bizim, evet, altyapıdan çıkan çocuklar. Bu zaten futbolun bir yerde kurtuluşu da odur. Bir bakıyorsunuz yukarıya tamamen yabancılar. Çocukları sen aşağıdan yetiştirmezsen ne olacak yani neticede? O zaman yabancılara mecbur kalıyorsun. Ama inşallah bizim çocuklar altyapıdan yetişmek kaydıyla Etimesut'ta kendi çocuklarımız oynarsa çok daha iyi oluruz. Ya bu modele artık Türkiye'nin ihtiyacı var. Yapılı Etimesut'un yapması da apayrı keyif. Ama başkanım bu ne zamandır biz bu ihaleyi konuşuyoruz? Bu sahada artık bitsin ya. Onun başkan bey söz verdi. Başkanımıza da görüştük. Problem yok. Bu sezon içerisinde inşallah yeni sezona başlarken hem yeşil sahamız hem de bu kalan eksiklerimiz tamamlarız. İnşallah hallederiz yani. Şahsınız da Enver Başkanım'a para problemimiz falan bir şey yok. Muhteşem bir tesis yaptınız. Bundan da bahsetmek lazım aslında. Tabii, yani bir Süper Lig takımı. Futbolcularımız da çok memnun oradan. Biz de Hasan Başkanım'la beraber ekiple böyle haftada bir iki gün uğrayıp çocuklarla beraber oluyoruz. Yani bir Süper Lig kulübü galiba Etimesgut Belediyespor Süper Lig'e çıksa bir tesis sorunu olmadan tabii mücadeleye devam edecek. Tabii. Ya ben Rize'ye geldiğimde size beraber Rize spor tesislerini de gezdim. Ama bu kadar aslında modern bir tesis değil, eskimiş o da. Burası çağdaş, modern, her şeyi içerisinde olan. Tabii yeni tesis, eksikler görülerek yapıldı. Burada da ufak bir eksiğimiz var. En büyük eksik de işte yeşil çim. Onu da tamamladıktan sonra fazla. Bu stat nasıl olacak şimdi? O kale arkası tribünü bitirdiniz. Protokol tribünü bitirdiniz. Yan taraf ve yani U şeklinde olacak. Altıda yeşil onun çim. Onun da olacak. Yakında mı şeyi? Bu sene olur, biter inşallah. İnşallah. Ya yani bir yeni sezona geçir inşallah. Bizim de açımızdan da izlemesi çok daha keyifli değil bir yer olacak. Tribün yapımında maçın oynanmasına engel bir durum yok. Önemli olan yeşil çimi yapmak. Onu da yaparız. Onu da gelecek sene yeşil çime yeni geçer mi diyoruz başlar, başkanım? Başlar inşallah. İnşallah. Hasan Başkanım, Mesut Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani evet. İnşallah playoff mücadelesinde de takip ederiz. Hep ve bir arada keyfi yaşarız. Evet. Sağ olun başkanım. Başarılar diliyorum size de. Sağ olun.